Amasya'da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs önünde seyreden tıra çarptı. Kazada tiyatro ekibinden 3 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de yaralandı. Yaralılardan Sergen Deveci yoğun bakımda. Evet, seni görelim artık videolarımızda. Teşekkür ederim. Turneden dönüyorlardı. Tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs tırla çarpıştı. 3 kişi yaşamını yitirdi. Tiyatro ekibini taşıyan minibüsün suratlı olduğu ve bu surat neticesinde aynı hatta seyreden tıra arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği yönünde şu an itibariyle tespitlerimiz var. Çorum'da baş belası adlı tiyatro oyununun ardından oyuncular minibüsle Samsun'a doğru yola çıktı. Minibüsü kullanan Aykut Bektaş, Amasya'nın Merzifon ilçesinde kontrolünü kaybederek önünde seyreden tırı arkadan çarptı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti. Yaralılardan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin tedavileri devam ediyor. Yoğun bakıma alınan Sergen Deveci'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayas'a Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Geriye Sergen Deveci'nin turnenin son günü çektiği bu paylaşım ve oyun sonunda çekilen kutlama görüntüleri kaldı. Evet, 7. gün. Evet abi, tavsiye etmiyorum ama. 7. günü de bitirdik. Neredeyiz? Çorum'dayız. Başta Tolga Güleryüz. Minibüsün ön kısmı hurdaya döndü. Araçlar incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Minibüs sürücüsü Aykut Bektaş tutuklanırken kamyon sürücüsü serbest bırakıldı. Galatasaray'ın eski yöneticisi, iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunu son yolculuğuna uğurlandı. 15 yaşındaki Batuhan Bostancı, Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezinin 4. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Allah rahmet eylesin. İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı son yolculuğuna uğurlandı. Bostancı 15 yaşındaydı. Galatasaray'ın eski yöneticisi, iş insanı Abdurrahim Albayrak'ın torunuydu. İstanbul Nişantaşı'ndaki alışveriş merkezine gitti. Yemek katının balkonundan metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Bostancı için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Abdurrahim Albayrak'ın yakınları yalnız bırakmadı. Cenazeye spor ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Albayrak ailesi taziyeleri kabul etti. Bostancı'nın tabutunda Beşiktaş bayrağı vardı. Annesi gözyaşları içinde oğlunun tabutuna sarıldı. Uzun süre ayrılamadı. Batuhan Bostancı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.